dünyanın belirli bölgelerinde bulunan ham maddelere ulaşma çabası, tarih boyunca kültürler arası ilişkilerin itici gücü oldu. Neolitik çağdan bugüne, deniz yoluyla kurulan bölgeler arası ilişkileri büyük oranda ticaret belirledi. Bu güce kavuşmanın en önemli yollarından biri deniz taşımacılığıydı. Deniz ticareti Mısır'da gemi teknolojisinin geliştirilmesine paralel olarak ilerlemiş ve Bronz Çağı'ndan itibaren devletlerin siyasi planlarını yoğun olarak etkilemiştir. Arkeolojik veriler, erken Bronz Çağ'da yoğunlaşan deniz ticaretinin Doğu Akdeniz kıyıları boyunca geliştiğini gösteriyor. Bu bize aslında net bir şeyi göstermekte. Türkiye kıyıları, Anadolu kıyıları, aynı karada olduğu gibi denizde de medeniyetin aslında ana beşiğinin tam merkezinde yer aldığını göstermekte. 1960 yılında sualtı arkeolojisini başlatan George Bass, Gelidonya mevkiinde ilk tunç devri batığını kazar. Bu kazı çalışmasından sonra yeni teoriler ortaya atarak deniz ticaretinin sadece kıta Yunanistan kültürleriyle ilişkili olmadığını, Suriye ve Filistin bölgesinde Kenanların da deniz ticaretinde etkin olduğunu iddia eder. Bu teorinin kanıtlanması zor olduğundan yıllarca batıkla ilgili araştırmalar yapıldı ve nihayet 1983 yılında Tunç Çağı'na tarihlenen Uluburun batığı bu tezi kanıtladı. Bizi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü uzun senelerdir Türkiye kıyılarında, özellikle güney ve batı kıyılarında yaptığımız batık araştırmaları sırasında devamlı bir Tunç devrine ait batık arıyorduk. Ve bu çalışmalar sonucunda gemiden 15 ton kadar yük çıkarttık. Bu tabii emsalsiz bir buluş olarak dünyaya, kamuoyuna duyuruldu. Tarihsel bilinmeyen bir dönemin en büyük veri tabanını, aslında ziplenmiş bilgi Uluburun'da bize 3400 yıl sonra sunulmuş oldu. Bodrum Müzesi, tarihi Bodrum Kalesi içinde yer alan dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bünyesinde 14 adet sergi salonu bulunmakta olup, farklı dönemlere ait birçok eser sergilendiği gibi, ayrıca dünyanın en zengin Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuna sahiptir. Müzede Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıklarının yanı sıra Uluburun batığı da sergilenmektedir. 1982 yılında Bodrumlu sünger avcısı Mehmet Çakır'ın deniz dibinde kulaklı bisküviye benzer levhalar gördüğünü bildirmesi üzerine Bodrum Müzesi'nden uzmanlar Kaş Uluburun yakınlarında dalış yapıyorlar ve bir batık keşfediliyor. Tunç devrine ait olduğu kanıtlanan Uluburun batığı için gerekli izinler alındıktan sonra nihayet 1984 yılında kazı çalışmalarına başlandı. Evet,
Batığa ilk daldığım zaman suyun altında tabii derindeki narkoz etkisinden dolayı da birdenbire böyle bir şoke oldum. Bilmediğimiz bir batık ve müthiş büyük bir batık ve zenginlikli olacak bir batık. 11 sene, 23 bin dalıştan sonra batığın su altında ilk bulunduğu zaman göründüğünden daha büyük olduğu anlaşıldı. Bugüne kadar bulunan en zengin buluntu topluluğuna, kargoya ve çeşitliliğe sahip tek batık olarak karşımıza çıkmakta. O da Anadolu kıyılarında karşımıza çıkıyor. Her açıdan önemli olarak değerlendirilen Uluburun batığı, milattan önce 14. yüzyıla tarihleniyor ve geçtiğimiz 1000 yılın keşfi olarak nitelendiriliyor. Uluburun batığının bize ilk müjdecisi gemide taşınmakta olan bakır külçelerdi. Tunç devrindeki kullanılan bakır külçeler, yani ham bakır, öküz gönü denilen tarzda veya biçimde dökülüyordu. Bunun nedeni külçelerin öküz gönüne benzemesiydi. Yani dörtgen şeklinde her köşesinde uzantı bulunan bir postu andırır. Gelidonya batığında George Bass'ın yaptığı kazılarda 34 adet külçe bulunmuştu. Uluburun batığı kazısındaysa külçe üstüne külçe, külçe üstüne külçe çıktı ve tam 354 adet bakır külçe çıktı. Diğer külçelerle birlikte gemideki bakır külçe sayısı 10 tona ulaştı. Bakır külçelerin yanı sıra gemideki en büyük malzeme buluntusundan biri de kalay külçelerdir. Tunç devrine adını veren tunç bronz, bakır ve kalayın karışımından oluşur. O döneme ait bu miktarda kalay şimdiye dek başka hiçbir yerde bulunmamış. Şimdiye kadar hiç kalay bulunmaması gayet tuhaf bir durumdu. Hatta metalürjistler acaba kalay metal olarak değil de cevher olarak mı bakıra ilave edilip de bronz yapıyor diye bir teoriler bile ortaya atmaya başlamışlardı. Ama Uluburun batığında bunu da bulduk ve çok sevindirici bir haber oldu. Ortaya çıkartılan bakır ve kalay külçeler eritilerek karıştırıldığında tam 11 ton bronz elde etmek mümkün. Bu çok fazla miktarda bir bronz. Bir ufak orduyu kılıç, kalkan, miğfer, zırhlarla donatacak kadar fazla miktar. Dolayısıyla gemideki stratejik malzeme olması bakımından çok önemliydi. Bu geminin batması dönemi için çok büyük bir ekonomik kayıptı. Kendi çağında bir çığırı, daha doğrusu çığır açabilecek özellikte bir kargonun yer aldığı bir batık olarak karşımıza çıkmakta. Akdeniz'de ticaretin kapsamını ve gelişmişliğini gün ışığına çıkartması bakımından ayrı bir öneme sahip olan amforalar, Uluburun batığından çıkan buluntular arasındaydı. Etimolojik olarak iki tarafından taşınan anlamına gelen amfora, uzun yolculuklara dayanıklı, pişmiş kilden üretilmiş çift kulplu kaplardır. Antik çağın bu temel taşıma ve depolama kapları içinde farklı birçok malzemeye rastlandı. Reçineler taşınmaktaydı. Bu reçineler analiz sonucunda melengiç reçinesi veya bu bölgede çitlenbik olarak bilinen bir reçine olduğunu öğrendik. Bu da olasılıkla bir nevi tütsü veyahut da kokulu yağ veya parfüm yapımında kullanılmaktaydı. Amforalar dediğimiz iki kutlu testiler. Amforalar içinde menengiç reçinesi, cam boncuklar ve baharatlar taşınmış. Onun dışında üretilmiş mallar veya ham maddeler taşınıyor. Cam külçelerin de ilk örnekleri Uluburun batığında bulundu. 200 civarında cam külçe ortaya çıktı. Bunlar değişik renklerde koyu mavi, yani kobalt mavisi dediğimiz ki bu zamanın en değerli taşı olan lapis lazuli dediğimiz ve Afganistan'dan gelen taşın ilk sentetik yapılmış örneği oluyor.
Mavi, sarı, turkuaz ve mor renklerde olan cam külçeler ilk kez bulunması bakımından çok önemliydi. Onun dışında açık mavi renkli cam külçeler vardı. Bunlar da turkuaz taşının karşılığı oluyor. Mor olanlar vardı, amatist, sarı olanlar vardı. Olasılıkla kehribar, yapay kehribar temsil ediyordu. Dediğim gibi bunlar ilk cam külçeler olması bakımından çok heyecan verici bir buluş oldu. Yapılan çalışmalara göre cam külçelerin Mısır'da nerede olduğu bilinmeyen bir atölyede üretildiği anlaşıldı. Batıklarda birbirinden farklı birçok eserin bir arada bulunması, onları taşıyan geminin nasıl bir rota izlediğini ve hangi kentler arasında ticari ilişki bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ya geminin şu anda kesin olarak tam nereden geldiğini kanıtlayamamakla birlikte büyük olasılıkla bugün İsrail'de bulunan Hayfa bölgesinden geldiğini düşünüyoruz. Çünkü gemide kullanılan güncel kaplar, taslar, her türlü malzemenin petrografik analizleri yapıldığında oradan geldiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Gemide 25 adet taş çapa taşınıyordu. Ağırlığı ve şekli bakımından bugünden çok farklı olan bu çapalar dörtgen ve bir tarafı deliktir. Bu deliklerden halat geçer. Böylece gemiyi ağırlığıyla tutar. Çapaların analizleri de geminin geliş yerine dair tahminleri doğruluyor. Gemi büyük bir olasılıkla kuzey yönünde Suriye-Filistin kıyıları boyunca ilerlemekteydi. Ondan sonra da Antakya bölgesine geldiğinde batıya doğru yön alıp bilinmeyen bir nedenle Uluburun açıklarına batmış olmasıydı. Olasılıkla gemi oradan yoluna devam ederekten Anakara Yunanistan'a gidecekti. Bu şekilde düşünmemizin nedeni bu kadar fazla miktarda ve değerli ham maddenin gidebileceği pek fazla başka bir olanak yok. Gemide bulunan kılıç, fil dişi kakmalar, kamalar, terazi ağırlıkları ve gürz başları gemide dört Kenanlı'nın iki kılıç ve çift sayıda bulunan miken eşyaları ise iki mikenli olduğu sonucunu çıkarttı. Bunların tüccar olmadığını, tam tersine bulunan malzemelerinden yüksek mevkili elit kişiler olduğunu ve olasılıkla Anakara Yunanistan'daki bir krallığın elçileri olduğunu ve gemiye refakat ederek de kendi ülkelerine gitmesini sağladıklarını düşünmekteyiz. Gemi sedir ağacından yapılmış, yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve yaklaşık 20 ton kapasiteli bir gemi. Önce kaplama tahtaları yapılıp daha sonra omurgası yapılarak inşa edilmiş bir gemi. Replikasını görüyoruz. Döneminin en önemli ticaret gemisi olan Uluburun batığında geminin yapımında kullanılan az sayıda ahşap da bulundu. Bu buluntular bize geminin inşa tekniğine dair önemli bilgiler sunuyor. Böylece aslında Tunç Çağı'ndaki ilk deniz ticaretinde kullanılan gemilerin nasıl yapıldığı, yapım teknolojisi nasıl olduğu bilgisine ulaşıldı. Bugün bilinen en kapsamlı, en zengin sualtı buluntu topluluğu Uluburun gemisine aittir. Abanos kütükleri, fil dişi ve su aygırı dişleri, altın ve gümüş mücevherler, kılıçlar ve silahlar. Peki, bu veri bize neyi gösteriyor? Bütün bu malzemeleri bir arada değerlendirdiğimizde geminin çok değerli yük taşımakta olduğu ve bu değer bakımından da olasılıkla bir bölgesel krallığa ait veyahut da elit tüccarların, zengin tüccarların ortaklaşa yaptıkları bir ticarete ait olduğunu düşünüyoruz. Çok farklı medeniyetlere ait buluntu topluluğunun tek bir konsantre alanda ele geçmiş olması. Gemi ham maddenin yanı sıra özel hediyeler de taşıyordu. Suriye ve Filistin kökenli eserler, Kenan amforaları, Kıbrıs üretimi bakırlar, miken kapları, altın eserler ve gürzler bu grubu oluşturuyordu. Bu da bize
bunun basit bir ticaret gemisi olmadığını ve büyük bir olasılıkla bir krallığın batıya gönderdiği takas mahiyetinde ve Amarna dediğimiz Mısır firavunu Nefertiti'nin kocası olan kralın Akhenaten'in şehrindeki bulunan tabletlerden zamanın deniz ticaretine büyük katkıda olduğunu ve bu tip gemilerle yapılmış olduğunu görüyoruz. Gemide bulunan mücevherler arasında en özeli ise tamamen altından yapılmış ve Mısır kraliçesi Nefertiti'nin üstünde isminin yazdığı bir skaberedir. Nefertiti ve kocası Akhenaten tek tanrılı sistemi getirdiklerinden dolayı öldüklerinden sonra aforoz edilmişler ve onlarla ilgili hemen hemen her şey yok edildiğinden onlara ait mücevherat, tapınak veyahut da skarabeler kalmamış günümüze. Ama bir tanesi Ulubur'un gemisine tesadüfen yüklendiği için gemiyle beraber kıyılarımıza batmış ve günümüze dek ulaşmıştır ve Bodrum Müzesi'nde sergilenen unik eserlerden bir tanesidir. Ulubur'un batığının en ilginç buluntusuysa binlerce yıl suyun altından günümüze sapasağlam gelen 2 adet deve kuşu yumurtasıydı. O büyük katastrofik olay oluyor. İşte fırtına olsun ya da herhangi bir nedenden ötürü gemi batıyor ve o yumurta sağlam kalabiliyor ve kırılmadan kabuğuyla falan bugün vitrinde sergilemede görmektesiniz. Batıktaki birçok değerli objenin yanında ahşap bir kitapçık bulunmuş. Bu kitapçık, iki şimşir parçanın fil dişi menteşelerle tutturulmasıyla yapılmış. Peki bu kitapçığın anlamı nedir? Yazının bulunduğu bölüm mumdan olduğu için maalesef o eriyerek yok olmuştu ki eğer o da bulmuş olsaydı müthiş bir sansasyonel bir bilgiye ulaşılabilecekti ki dönemin ticareti hakkında ya da işte krallar düzeyindeki ilişki açısından büyük bir bilgiye ulaşmak mümkün olabilecekti. 11 yıl boyunca metrelerce derinlikte yürütülen çalışmalar döneminin deniz ticaretinin tüm detaylarını gün yüzüne çıkarttı. 1994 yılında kazısı bitip günümüze kadar laboratuvar ortamında sürekli çalışılan bir materyal üzerinden söz ediyoruz. Çünkü o bilgiyi ancak oradan kazıyarak çıkarabiliyorsunuz. Bu çok uzun ve meşakkatli bir çalışma. Hala yaptığımız konservasyon çalışmaları ve incelemeler sonucunda hiç bilinmeyen yeni yeni veriler ortaya çıkarıyoruz ki bunlar benim için kazı sonrası olan daha heyecan verici kısmı oluyor. Çünkü bunları yazıp dünyaya tanıtmak ve Ulubur'un batığını ön sayfaya getirip de dünya ticareti, Doğu Akdeniz ticareti konusundaki yerini saptamak bakımından çok önemli oluyor. Ulubur'un batıkları neden unik kategorisinde değerlendiriliyor? Çok zengin olması ve çok muhtelif eşya olması bakımından zengin olmasının yanı sıra onu kanıtlaması bakımından önemli. Dünyanın en eski batığı, en derin batık, en büyük keşiflerden bir tanesi, en zengin batık, krallar arası ticareti ortaya koyan tek örnek ve bu zenginliğinin tamamının bir arada yer aldığı tek müze. O da Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi. Tarihin tozlu sayfaları geçmişe gömülüp gitseydi eğer, bugün yaşadığımız hiçbir şeye anlam veremezdik. Müzelerde muhafaza edilen eşsiz eserler, bize her gün yeniden bu gerçeği, bugünü ve kim olduğumuzu anlatıyor.